16 Nisan'da bir halk oylamasına gidiyoruz. Bu halk oylamasında 18 maddelik bir paket halkın oyuna sunulacak ve 18 madde üzerinde bir oylama yapılacak. Bu 18 maddelik paket mevcut anayasamızın yaklaşık 70 maddesinde değişiklik, düzeltme, ilga işlemleri yapılmaktadır. 18 madde ancak mevcut darbe anayasasının 70 maddesinde değişiklikler yapılacak olan bir yasa paketi. Hepinize güveniyoruz, hepinize inanıyoruz. İnşallah kalan bu 38 gün içerisinde Karaköprü'de tam anlamıyla bir tarama yapacağız. Çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el kalmayacak. Çok kıymetli arkadaşlar, çok kıymetli AK Parti teşkilatı. Emin olun 100 yıl önce oynanan oyunlar bugün yine oynanıyor. Bundan 100 yıl önce Abdülhamit ve Abdülaziz için oynanan oyunlar, onlar için gazetelere atılan manşetlerin aynısı bugün atılıyor. Bunları iyi okumamız lazım. Biz bunları iyi okuyamazsak var ya, bugün anlayamayız. Çünkü tarihte geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez derler. Bunu böyle bilir. İşte bu küçücük Osmanlı'dan sonra bu kadar Anadolu'yu da tekrar bölmek için, 7 parçaya bölmek için başkanlık sistemi istenmiyor. Çünkü başkanlık sistemi gelirse bu ülke bölünmeyecek. Başkanlık sistemi gelirse istikrar olacak. Başkanlık sistemi gelirse 3 yılda bir toplamda Cumhuriyet tarihinden bu yana baktığımızda 1,5 yılda bir gelen seçim bir daha gelmeyecek. Bunun için bu ülkenin ekonomisinin ilerlemesini istemezler. Şimdi dertlerine Adnan Menderes gibi, Turgut Özal gibi bu ülke ilerlemeye başladı. Bu ülkenin önünü kesmemiz lazım dediler ve 15 Temmuz darbe gecesi. Ama ne yaptı? Bu halk sineği çaktı. Allah sizden razı olsun. Ama şunu böyle bilin. İkinci siller bu başkanlık sistemidir ha. Başkanlık sistemiyle birlikte biz bu ülkenin ilerlemesini istemeyen zihniyette silleyi çakacağız. İkinci sille bu olacak. Bunu böyle bilin. Ve biz gerçekten bize umudu olan insanların umudunu kırmama adına başkanlık sistemine evet diyeceğiz. Suriye'nin kurtuluşu için evet diyeceğiz. Irak için evet diyeceğiz. Ürdün için evet diyeceğiz. Arap'ın için evet diyeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan başkanlık sistemini kendisi için mi istiyor? Hayır diyor. Bunu Erdoğan için değil. Her doğan çocuk için, her doğan torunların için diyor bunu yapın ya. Çünkü sorunları torunlara bırakmamak için biz evet diyeceğiz. Geçmişte bize sorunlar bırakıldı. Biz bu sorunları aşmazsak bu sorunlarla çocuklarımız, torunlarımız karşı karşıya kalacaklar. Evet biz bugün yorulacağız. Biz bugün mücadele edeceğiz. Biz bugün üzüleceğiz. Ama emin olun bizden sonrakiler rahat edecek. Bu böyledir. Bu sistem böyledir. Birileri çalışır ama ondan sonrakiler rahat eder. Siz çalışırsanız çocuklarınız rahat eder. Bu sistemi böyle bilir. Başkanım çekme, ha çekme.